şunu size arz etmiştik ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bana salih amelle gelin diyor. Salih amel kazanın değil gelin. Kazanmak başka bir meseledir. Salih ameli korumak bir başka meseledir. İnsanın imana girmesi büyük bir servet, büyük bir devlettir. Ama imanını son nefese kadar koruyup onunla beraber ahirete gitmek işte en büyük dava budur. Ebedi hayatı kazanıp kaybetme davası insanın başına açılmış. Üstad bu sebepten dolayı buyuruyor ya bir adamın diyor Alman ve İngiliz kadar serveti olsa bu adamın aklı da varsa bu ebedi hayatı kaybedip kazanma meselesinde imanını kurtarma meselesinde hepsini feda edebilir. Bakın canların, cananların, malların, servetlerin uğruna feda edildiği bir dava var. İlahi kelimetullah diyoruz. İman direği ayakta durdu mu? Onun sayesinde her işi şey ayakta durur. İman direği çöktü mü? Artık o insanın fiiliyatı, serveti, imkanı, sanatı, zenginliği, makamı beş para kıymet ifade etmez. Çünkü belhü medal. İnsan imanı gitti mi hayvandan da aşağı düşüyor. İnsanı insan yapan iman ve İslamiyettir. İman cevheri o insana girdi mi sınıf atlıyor. Bu sebepten dolayı imansız insan, imana olmayan insanlar hayvanlardan da aşağıdır. Çünkü niye? Cenab-ı Hak insanı diğer mahlukatla mukayese ettiğimizde çok özel statüde, özel hususiyette yaratmıştır. Ve yaradılanlar içerisinde cevherdir. En kalitelidir. E en kalite olan bir madenin imtihanı da nedir ona göre? Dehşetli ve şiddetlidir. Mesela madenler içerisinde en mükemmel, en muteber elmastır. Karbonu bir şekilde dizdiniz mi elmas olur. En kıymetli cevherdir, liderdir. Ama bir de başka şekilde dizildi mi o karbon? Kömür olur kül olur. Aynı malzeme, aynı madde küle de dönüyor, kömüre de dönüyor, elmasa da dönüyor. İnsan diyelim ki hakikate göre, Cenab-ı Hakk'ın rızasına göre, iman esaslarına göre hayatını tanzim etti mi? eşrefi i mahlukattır. Halife-i ruh zemindir. <laughs> onun seviyesine kimse çıkamaz. Böyle müminin, bir müminin seviyesine melekler de kavuşamıyorlar. Ama aynı insan mahiyeti itibariyle şeytana göre dizilip nefse göre muamele etti mi? Bu defa belhümedal derekelerin derekesine değiniyor. Ya yani safilinden ta alayı illiğine kadar insan önünde mertebeler, yollar, yelpazeler açılmıştır. İrade sahibi olduğumuzdan dolayı kalitemiz itibarıyla terakkiyattan tedenniyata kadar sonsuz mesafeler bizim önümüzde açıktır. Murat bizimdir, takdir Allah'ındır burada. Diğer mahlukatta cinlerin dışında böyle bir muamele söz konusu değildir. Onlar nasıl yaratılmışsa öylece hayatlarını devam ettirir, sürdürür, ölür giderler. Yani mesela diyelim ki hayvanlar arasında tedenniyatta ve terakkiyede mertebe farkı yoktur. Hatta bunların nesilleri de böyledir. İlk yaratılan aslan nasıl yaşamışsa, şimdiki aslanlar maddi ve manevi olarak aynı şekilde yaşamaya mahkum ve mecburdur. Yetenek ve kabiliyetleri tahdit edildiğinden dolayı aynı şekilde yaşarlar. Hiçbir merhale mertebe kat etmek söz konusu değildir. İmtihanı yoktur çünkü. Ona göre yaratılmışlardır. Koyunlar da öyledir. Bütün mahlukat bu kaideye tabidir. Ama insana baktığımızda mesela peygamberlerden tutun, tüm sahabelerden gelin, ta Ebu Cehillere, Nemrutlara, Şeddatlara, Firavunlara kadar bakın yepazenin açılımına. Bu insanlar içindir arkadaşlar. İmtihana giren varlık kaliteli bir varlıktır. İmtihana girmeyi hak ediyor. O şekilde yaratılmıştır. İmtihana giremeyenler bunlardan seviye olarak aşağıdır. İmtihana girmediklerinden dolayı statüleri de bu anlamda imtihana müstahit olmadığı için onların yapılarında, fıtratlarında, yaşamalarında taaddüt, farklılık, değişiklik söz konusu değildir. Siz hiç duydunuz mu? Haysiyetli koyunlar, haysiyetsiz koyunlar. Var mı böyle bir şey? Hayır. Standartları bellidir. Hatta yani özellikleri kilo hesabına göredir. Peki... Diyelim ki terbiyeli atlar, terbiyesiz atlar. Duydunuz mu? Kaliteli keçiler, kalitesiz keçiler. Yok bak değil mi? Ama bu saydığımız vasıflar insan için olsa her bir vasfın altına binlerce insan girer. Haysiyetli, onurlu, ahlaklı, faziletli, şerefli, sadakatli, bak 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 cömert. İnsanlar için, imtihana girenler için bu farklılıklar. Madem imtihana giriyoruz, o zaman önemli varlığız, kaliteli mahlukuz. O halde bizim bu imtihanı başarmakta, imtihanda muvaffak olmada ana sermayemiz imandır. İman fikir ve malumatla önce ayakta tutulur. Sonra muamelatla bu iman insanda meleke haline gelir. Muamelat keyfiyete derinlik açısından arttı mı iman sağlam bir kalanın içerisine girer. O imandan hiç kimse hiçbir mesele uçuramaz ve kaçıramaz. İnşallah o ibadetler sayesinde o iman da son nefesimizde bizden beraber ebed yolculuğunda Cennette devam edecektir.